Bizim her zaman o sokakta yaptığımız kınayı daha önce de izin için başvurmuştuk. Biz başladık, her şeyimizi hazırladık. O asasında daha dün başlamadan iki tane polis oradaydı. Ondan sonra düğünümüz bittikten sonra polisler geldi. Sahnenin üzerindeki sanatçı arkadaşlarımızı direktmen kolundan tuttular. Öyle tutunca biz de neyin ne olduğunu anlamadık. Sonra bildik ki polistir. Biz de doğal olarak düğün sahibi olarak gittik. Ne var, niye aldalıyorsunuz? Bir polis de dedi işte senin kimliğini kontrol edip bir GBT'ye koyalım, seni bırakırız der gibi. Elinde de bir telsiz var, anus yapıyor. O anus esasında baktık ki etrafımızda yani sanki bir savaş var. İki ülkenin arasında savaş var. O kadar polis yıktı buraya. Belki nereden bakarsan 100-150 tane araba geldi. Sonra da birkaç arkadaşı aldılar. Benim yeğenimi, diğer yeğenimi elleri arkada ters kelepçe yaptılar. Ters kelepçe yapınca diğer arkadaşları da hepsi birlikte aldılar. Biz de o arada karakola gittik. Karakola alındığı zaman orada bazı öyle şeyleri söyledi. Niye bu şarkıları söylediler? Sen kalkıp gidiyorsun farklı yerde her düğünlere gidiyorsun, gençleri alıp yüz altına alıyorsun. Neymiş? Düğün halay çekmişler. Halay çekecekler. Düğün neden millet düğün yapıyor? Halay çekmek içindir. İnsanları mutlu etmek içindir. Kendi milletini görmek içindir. Yani yıllardır sen zaten bu halka yapıyorsun. Sen zannediyorsun bu eski halktır. Bu eski halk değil. Uyanmış, okunmuş. Herkes daha ne olduğunu biliyor. Sen beni belki susturursun. Benim çocuğumu susturamazsın daha. Bizi aldılar, götürdüler karakola. İşte karakolda Oy Demirtaş, Demirtaş şarkısı söylerken orada mıydın? Ben 9.30'da oraya gittiğimi söyledim. Dedim hani o kargaşada, o gürültüde duymuş da olabilirim, duymamış da olabilirim. Aynı şekilde Büji Haval Agit söylenmiş, o anda orada mıydın gibisinden. Polise ben bunu söyledim, dedim. Bizim temel görüşümüz ya da temel kimliğimiz biz Kürdüz. Yani Kürt diline, kültürüne, sanatına yani yıllar önce asimilasyon şekilde mesela nasıl olduysa işte kasetten CD'ye döndü, CD'den işte flash belleğe döndü, farklı yerlere çekildi ve atıyorum yani gerek bilimsel, gerek teknik yani ben saldırı olarak görüyorum. Yani Kürt kültürü atıyorum sokakta Kürtçe halay çekiyor, bu olmasın, bizi rahatsız ediyor gibisi. Hani Kürt kültüründe bir saldırı gibi ben gözetiyorum. Yani ben bir Kürt sanatçısı olarak bugüne kadar bu kültürü kültürel olarak yani nasıl bir seviyeye getirdiysem aynı şekilde devam edeceğim. Tekrardan söyleyeyim. Orada zaten emniyetteki şeylere de hani polislere de ben söyledim, dedim. Bizim bu sanatsal gerek kültürel olarak hem biz burada kendi dilimizi, kendi kültürümüzü ilerletiyoruz. Aynı zamanda bu bizim bir hani geçim kaynağımız şeklindedir de söyledik. Ama yani gerekçe ne olursa olsun kendi kültürümden, kendi sanatçılığımdan ya da duruşumdan ben geri adım atmıyorum.